Yarım saat sonra Cüneyt Bey'le PR toplantımız var. Devam. Mert Bey aşağıda provada. Prova bitmeden görmek isteyeceğinizi söylemiştiniz. Devam. Bir de... Devam. Ekip yılbaşı primleriyle ilgili. Yani 2015 yılında hiç prim alınmadı da... malum pek defile olmadığı için. Yani ben de sizin asistanınız olduğum için elçi olarak beni seçtiler. Pardon. Biz 2016'ya erken mi girdik? 2015'e veda ettik de benim mi haberim yok? Devam. Bu kadar efendim. Kahvemi ve suyumu alayım lütfen. Tabii. Zeynep, gel buraya. Şunları al götür, senin masanda dursun. Orkidelerinizi mi? Evet bayan parlak zeka. Harikasın Gülfem. Ekibinin primlerini ödeyemeyecek hale geldin. Senin dert ettiğin şeye bak. Aslan Kral soytarısının orkideleri. Harikasın. Peki ben bu zaman zarfı içerisinde hiç böyle bir sorun yaşadım mı? Hayır. Demek ki ikimiz de biliyoruz ki bu geçici bir dönem. Ve sizin iyi niyetinizle aldığınız bu ekonomik tedbirler bana fayda sağlamıyor. Aksine zarar veriyor. Evet Eşref Bey, ben durumumun gayet net farkındayım ama sanırım siz farkında değilsiniz. Ben öyle herhangi biri değilim ki. Ben Gülfem Sipahi'yim ve Gülfem Sipahi böyle geçici bir dönemi ekibine yansıtarak onları panikletmez. Bu bir tedbir değil ki. Bu gereksiz ve yanıltıcı bir stratejik hatadan başka bir şey olamaz. O yüzden çok rica ediyorum Eşref Bey, böyle bir tedbir almadan önce bana sorun ve derhal ekibimin primini yatırın. İyi günler. Sakin. Sakin. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl sizlere paparappa. Naber? Aa, orkideler gitmiş. Cezalılar. Ay nerede be yeni yıl enerjisi? Ha? Yeni yıl dilekleri falan. 2016 hoş gelmiyor mu Gülfem? Ne oluyor be, leş gibi depresyon kokuyor buralar. Dün gece hayatımın en fiyasko yemeğini yedim. Aa. Bugün de ekibimin primlerini ödeyemeyecek haldeyim. Hoş geldin yeni yıl. Ay Gülfem ama ben dediydim yani. Aylar önce dedim ben. Evet Cücü, evet. Aylar önce bana söylemiştin. Biliyorum, farkındayım. Muhasebe raporlarını da gördüm. Ayrıca gayet doğal. Ben son bir yıldır ne yaptım ki? Ay ama Gülfem yani bu felaket bangır bangır gelmiyor muydu? Ay tamam, tamam. Felaket melaket yok. Hepiniz bir sakin olun. Yarın bütün primler ödenecek. Ay ben kendi şeyimi mi hesap ediyorum Gülfem? Allah aşkına çocukların parasını neyle ödeyeceksin ya? Ay abartmasan. Ha, ev, arazi falan satacak değilim herhalde prim ödemek için. Baby, ben aslında direkt hastaneye düşünmüştüm. Boş boş düşünme o zaman. Tek bir defile Cücü. Tek bir defileye bakar. Mert Bey'in provası bitmek üzere Gülfem Hanım. İyi, güzel. Aşağıda işleri bitince söyle terziyle birlikte buraya gelsinler. Ha, aşağıya da söyle. Defile programını hızlandırıyoruz. Gaza bassınlar. Tabii. Tek bir defile Cücü. Şimdi izninle. Burada suni ekonomik krizimle vakit kaybetmek yerine modelimle ilgilenmek istiyorum. Ay Gülfem, iyi ilgilen annem. Şu yoklukta 500.000 bastın o modele. Aç kalırsak pişirip yeriz madem. Hı? Ben de gideyim bakayım seninkiler aşağıda ne yapıyor. Belki de Mert'le karşılaşırız yollarda. Görkem'in, ihtişamın doruk noktasında olacağım. 2015'in bütün karanlık gölgelerini ışığımla boğacağım. Bu yıl benim geçirdiğim en kötü yıldı. Dosta, düşmana, herkese bu berbat seneyle nasıl vedalaşacağımı göstereceğim. Şekerim, hangi parayla? Tabii sen bana para demediğin sürece. Bana bak Gülfem. Ben senin o emme basma tulumba muhasebecin değilim. Zaten adama neredeyse silah zoruyla ödettim bütün paraları. Şu şaşalı şuşulu defileyi neyle finanse edeceksin çok merak ediyorum. Hadi cücücüm, hadi canım, hadi tatlım. Bana bak, şu hastane işini bir ciddi düşünsen. Bugüne kadar bu atölye kendine kazandırdığı para dışında 5 kuruşa tamah etmedi. A Gülfem, atölye senin de hastane devlet hastanesi mi? Ya cücü, ezelden biridir bu atölye kendi kendini döndürüyor. Bu noktadan sonra da böyle olacak. Ay Gülfem, para yok. Nasıl öyle olacak? Yok para, hangi parayla öyle olacak? Ya ben sana hadi dememiş miydim? Hadi ya, hadi kış. Git de işini yap. Git de boyunu aşan sularda develenme. Git de Gülfem Sipahi'nin Muhteşem Dönüşü'nün reklamını yap. Tost makinesine para mı basacağım? Tost makinesine para mı basacağım Gülfem? Yok para. Reklamcı su mu yakıyor? Aa! Gördüğün gibi bu defile sadece bir defile olmayacak. Bu senin ölüm kalım savaşın olacak Gülfem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.